Evet, şimdi kürekten bahsedelim. Küreğin boyunu nasıl ayarlıyoruz onu bahsedelim. Şimdi kürekler farklı farklı tipte oluyorlar. Genelde ikiye bölünen veya üçe bölünen, içine giren çıkan o tip kürekler var. Bunlar niye böyle? Taşıma kolaylığı olsun diye. Çünkü taşımada gördüğünüz gibi bayağı uzun yani. Neredeyse 2,5 metreye yakın bir boyu var. Bu boydaki bir şeyi ne arabanıza doğru düz koyabilirsiniz ne de çantanıza sığar. Onun için mesela bu kürek bu şekilde çıkabiliyor. Ya da içine girebiliyor. Bu şekilde girebiliyor. Şimdi bu şekilde elinize geçmiş bir küreğin boyunu ayarlamasını gösterelim. Ayakta dururken kilidimi açtım. Kolumu kaldırdım. Yaklaşık 45 derece açıda bu şekilde. Küreğin şaftı dediğimiz kendi gövdesi. Küreğin gövdesi yukarıdan dümdüz gelirken bu da pala dediğimiz kısım böyle eğriliyor. Bir açıyla eğriliyor. Bunun suya hücum açısı bu. Yani ben kürek çekerken bu şekilde çekeceğim. Neden bu şekilde çekeceğim? Çünkü benim eklemlerimin hareket yönü bu şekilde. Suya daldığı zaman bakın kendi vücudum ya daha doğrusu küreğin gövdesi kuvvet uygularken böyle bükülürken küreğin palası hala suya dik bakıyor. Hala suya dik bakıyor. Bunu yapmak için kürekte böyle bir eğrilik var işte. Yani bu şekilde yaparsanız kepçe gibi yani kaşıklamış olursunuz. Su bir yere gitmez. Yani bunun da kullandığımız yöntemler anlar var. Yani dönerken bir ileri bir geri böyle şeyler yapıyoruz. Ama bizim olayımız kürek çekerken bu özellikle düz olan ve eğriliği hani açıklığı arkaya bakan tarafının arkada olması bu şekilde. Suya soktuğumuzda da küreğin suya giriş yeri yaklaşık olarak tam buralar. Yani board'dan sizin uzanabildiğiniz yerlerde yaklaşık burası. Şu an şeyde olduğu için biraz geri çekelim. Daha güzel görünür. Tam böyle suya girecek. Burada hala sığ olduğu için girmiyor. Palanın tamamı suya girecek. Bu hala dışarıda. Bu komple içine girecek. Ve olabildiğince küreğin kendisi burada board'un yanını neredeyse yalayarak geçecek. Yani gövde yere yalayarak geçecek. Ve sonra sizi geçtikten yaklaşık bir yarım metre sonra aslında kimi bunu ayağınızı geçtikten sonra hemen çıkarın diyor ama iyi çekerseniz yarım metre sonra kendi durduğunuz yerden sudan çıkarıp tekrar daldırmanız lazım öyle. Tabii bir sağ bir sol çekeceksiniz. Gideceğiniz yöne göre bunun şeyi değişecek. Yönü değişecek. Kremimizin de şekli böyle. Bazen işte şey oluyor, bazen dalga oluyor, akıntı oluyor, bir şey oluyor. Hemen ne yapıyoruz? Küreğin boyunu hemen kısaltıyorum. Buradan topuzundan rahat tutabiliyorum. Bu şekilde kürek çekiyorum. Yani şeydeyken, dizlerim üzerindeyken. Ama ayağa kalktığım zaman küreği çekme şeklim bu şekilde oluyor. Küreğin üst tarafını bu şekilde kavruyoruz topuz kısmını. Ne kadar uzaktan tutacağız onu da gösterelim. Şu şekilde yaptığım zaman kollarım yaklaşık 90 derece olacak. Burada, doğru tutuş yeri burası. Yani yukarı kaldırdığımda bu şekilde kollar 90 derece kırılmış olacak. Küreği çekiş yönü böyle. Tabii şu an yerdeyim, anlatırken böyle yapıyorum. Böyle kuma değdire değdire çekmiyoruz. Ben şimdi yavaşça şu suya girişimi göstereyim. Yandan göstereyim, daha rahat olur. Geldim, ellerimi koydum, küreğim burada. Yani uğraşmamak için küreği olması gereken yerde tutuyorum bakın. Ellerim burada. Üzerine bakın board'u çok sallamadan yavaşça bir ayağımı koyup bir dizimi buraya koydum. Orta hattı geçmedim. Diğer dizimi koydum. Kürek çekmeye başladım. Sonra ayağa kalkacağım. Ayağımı buraya koydum, diğer ayağımı buraya koydum. Kürek çekmeye başlıyorum. Tamam bu kadar. Yine dönmek için maneler yapabiliriz. Bakın ters çekiyorum küreği. Sonuçta doğru değil. Gayet güzel dengeli ilerleyebiliyorum. Dengeniz bozuldu hemen üstüne inersiniz. Güzeldi. Kalkarsınız. Bu katları özellikle güvenli yerlerde, böyle kumsal yerlerde, kafanızı bir yerlere çarpmayacağınız yerlerde yapmanız baştan çok önemli. Taşlık bir yere geldiğiniz zaman, kenara park edeceğiniz zaman mutlaka çökmenizi öneririm. En azından şu şekilde yaklaşırken
koyun. Ayağınızı yavaşça koyun, bakın adım attım. Hiç kımıldamıyor, bakın hiçbir şey olmuyor. Aldım. Tuttum. Orada buradan tuttum. Güvenli bir şekilde kenara çıktım. Ya bu kadar pratik. Evet. Bayağı bir şey konuştuk herhalde. İnşallah keyifle yapacağınız günler olur. Doğada kalın ve aktif, dinamik bir hayat sizin olsun.